Selamlar YouTube, Evsiz Balıkçı'nın 6. bölümüne hoş geldiniz. Saydolma gidiyoruz. Bobinex geldi hem de Bobinex Prime ile 38 bilerek aydır YouTube'a girmemi bizimle. bekliyor her seferinde. Herkese selamlar ve iyi bayramlar et gentleman, sana da iyi yayınlar acemi balıkçı gentil Bobinex. Özellikle YouTube girişini bekliyor. Tam ben YouTube'a videoya girdiğimde aboneliğini tazeliyor. Bir şey diye diyor, bir şeyler yapıyor. Alıştık artık. Neyse, Sahil gideceğiz arkadaşlar bu bölümde. Sahil yolunda ve terk edilmiş topraklara uğrayacağız. Yeni tüfeğin orada olma ihtimali var. Mermiler bulacağız. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Biliyorsunuz ki yaz geliyor ve ben Aydın'da yaşıyorum. Çatı katındayım. Burası maalesef yazın gelecek gibi bir yer olmuyor. Mahşer yeri oluyor. Klima da yok. Hem klima için hem DDR5'li bir sisteme geçmek istediğim için yakın zamanda biliyorsunuz bir ekran kartı almıştım. Ama bu ekran kartını Brain Drain 111 kahveledi. Brandrain, teşekkür ederim 100 bit için. Çok sağ ol, hoş geldin. Ekran kartını tutup, PCU'yu tutup diğer parçaları benim SSD'm 256 GB'lık ve eski SSD'lerden 2015'lerden yetmiyor. Yavaş kalıyor. M.2 slotum da yok anakartımda. DDR5'li bir Sadece nokta anakart geldi 3 aydır işlemci alacağım. bizimle. AMD işlemci. Ryzen 7 7700X düşünüyorum. RAM'leri 32 yapmayı düşünüyorum. 2 TB'da bir SSD alacağım. Hem bunlar hem klima yaklaşık 30 kağıt civarı bir para tutuyor. Biliyorsunuz yakın zamanda bir direksiyon seti aldım. Aynı zamanda ekran kartımın da hala borcunu ödüyorum. O yüzden sizlerden destek bekliyorum. Bu bara, kafamın üzerindeki bara destek olmak istiyorsanız YouTube açıklamalarda Oyun for the Binary Game'in linkleri mevcut. Oradan destek olursanız direkt bu yukarıdaki bara geliyor. Ama YouTube tarafından destek olmak isterseniz de teşekkürler butonuyla onları buraya her yayın başı söyleyerek ekleme yaparız. Teşekkür ederim YouTube. Lütfen beğenmeyi unutmayın. İyi şeyler diliyoruz şimdiden. Babanks, ne yaptın sen şimdi? 38. yayını tazeledin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Brain Drain 100 bit attı. Nokta geldi. 3. yayla hepiniz hoş geldiniz. Kitabı okumuştuk. Yok, bunu da yemem. %5 riskli artık. Hava kararmaya yakın. Çıkacağım ama ben ya. Çıkacağım. Akif hoş geldin, merhaba. Bilgin hoş geldin. Ha, hava açtı. Oha. Çok iyi. Bu arada bu silah çok yazmışsınız. Evet. 3 silah arasında da farklılık varmış arkadaşlar. Bu silahın hafif ama dezavantajlı durumu kondisyonu çabuk bozuluyormuş. Yani diğer silahlara göre kondisyonu daha çabuk düşüyormuş. Diğer bulduğumuz silahların da özelliklerini söyleyeceğiz. Hepsi aynı değilmiş. Hepsinin özellikleri varmış. Sizlerden gelen bilgiyle ben de kontrol ettim. Havada tam çıkmalık gezmelik. Şimdi yanımızda balık stoğumuz yok. Hatırladığım kadarıyla. Evet, oraya girince balık tutasıya kadar bir şeyler buluruz herhalde diye tahmin ediyorum. Tamir sıkıntı olmaz deme. Japonik tamir kiti bulamıyorum. Tüfek tamir kiti çok az buluyorum. Acaba bu tüfeğin dezavantajlı duruma geçmesi için mi böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Tüfek temizlik kiti şu ana kadar bir tane bulabildim. Böyle bir sıkıntımız var. Baylo 250 TL ile açılışı yaptım. Bağış paramızdan. 250 TL'de bir önceki yayın atmıştı. Şu an gözükmüyor bir önceki yayın. Ben bu barı açmadığım için. Kasada 500 TL'miz var. Hayırlı olsun. İnşallah yaza kadar en azından klima için çözüm bulmuş oluruz. Şu ekranımda bir sıkıntı var. Şunu biraz en almam lazım. Tamamdır. Sahil otu mermi veriyor. Sahil otuna bakacağım. Sahil otunda zaten değişiklikler var arkadaşlar. Birkaç yenilik var. Şimdi gidince göreceksiniz. Ben de ilk defa gideceğim. Gemi falan geldiği söylendi ama ben hiç görmemiştim. Böyle farklı farklı gemiler gelmiş. Babınex hediye abonelik sana geldi M4 son. Teşekkürler Babanks.
Sen bana cevap vermesini de ben görmedim. Eğer çok önemliyse lütfen bir daha yazabilirsin. Demirci hoş geldin. Bir de nişangahları da farklı bunların. Birinin ince, birinin kalın. Diğer tüfeğimizin standart zaten. Kimdir o? Hoş geldin, merhaba. Fasfet'te ne zaman gideceğiz? Gideceğiz. İlk önce sahil dolu ve terk edilmiş topraklarda gideceğiz. Daha sonra Kasvetli Körfez'e gideceğiz. Kasvetli Körfez'de mermi yapacağız. Daha sonra Tatlı Vadi. Belki oradan direkt farklı yerlere geçeriz. Bozkurt harici bilmiyorum. Bakacağız. Her yere gideceğiz ama. Bu sığınakların hepsini bulacağız. Antro hoş geldin, merhaba. Emekli mi o? Ufacık bir destek. Emekli, çok teşekkür ederim. Az çok demeliyim, yardım edelim modu oldu. Ve eyvallah abi. Her destek benim için önemli. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hasta yatağından destek atmam bile yeterli. Duruma göre bakacağız Akif. Ben bu net konuşmayı sevmiyorum saat konusunda. Siz de ısrarla sormaya devam ediyorsunuz. Bakacağız. Ama yüksek bir ihtimal 2 bölüm olur. Şimdi mermi bulma lokasyonlarımız Kasetler zaten fix. Balıkçı kulübelerin hepsine bakacağız. Balıkçı kulübelerinden donmuş olta çeki tepe artı mermi arayacağız. Buranın cesedi şuraya mı almışlardı o cesedi? Bakalım. Onun yerini değiştirmişlerdi galiba. İleride bak, onda yeni silah olabilir. Yeni silahları çok böyle absürt yerlere koyuyorlar. Yani hiç görünmeyecek yerlere de koyuyorlar. Göremeyebiliriz bu arada. Eğer bildiğiniz yakın lokasyonlardan geçersem söyleyin. Mine hoş geldin. Ya ben bir şey göremedim. Omuzu aldık. Bolt enesi yaparız, alayım. Destroyer 23 geldi, hem de Prime ile 4 aydır bizimle. Nestroyer, çok İyi teşekkür ederim. bayramlar. Çok sağ ol. Hoş geldin. Dördüncü ayın ve Prime'ın için tekrardan hepinize iyi bayramlar dilediğimizde. Çikolatamızı bulduk. Nacağımız var ama yüzde kaç? 8 benimki daha iyi diye tahmin ediyorum. Mermi kaçırmazsak iyi olur bizim için. Şu an en önemli şey mermi. Balığı bir şekilde tutarız, karnımızı doyururuz ama mermi kovanını yoktan üretemiyoruz. O yüzden mermi kovanı bizim için önemli. Kömür aldığın ucu tekrar bak. Oraya bakmadan oradan çıkıyor. Ya bakalım. Aklımızda kalmasın. Vagonun içinden mi çıkıyor yoksa vagonun dışında bir yerde mi? İçinden. Allah Allah. Hiç görmediğimiz bir şey. Vallahi ben göremedim.
Şey yok. Bana galiba konsept garajında çıkmıştı arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum. İnşallah yine konsept garajında çıkar. Bir daha şöyle son kez gezelim. Sailon'da sığınak yok demiştik terk edilmiş topraklarda da. Ama amaç zaten şurada şey değil ya. Hani hayatta ben kalırım biliyorsun. Hayatta kalma odaklı elbette hayatta kalmaya çalışıyoruz da. Benim için işin boyutu orada değil. Garajda çıktı bana ya yeni tüfek. Nasıl çıkmıyor? Ben bizzat kendim garajda buldum tüfeği. David hoş geldin. Garajda çıkıyor konsept garajında. Şu eve bakacağız. Şuradaki eve bakacağız. Şuralara da bakalım. Belki buralara bir şey koymuşlardır. Hatta vadiye geçerken kanser garajı tarafından o mağaranı da değil kanser garajın dışında bulduk borunun içinde. Ama dediğim yerde de çıkabiliyor. Niye kurt yok burada? Ha dedik ve geldi. Ne almaya gelmiyor. Geziniyor. Abimiz güzel yapmış buraya. Çok güzel. Akçay çorabı iş yapar. Gün çorabı boş ver. Kumaş alayım. Bir de yeni deniz fenerini bulabilirsem güzel olur. Onu daha henüz göremedik. Black Frank geldi hem de Prime ile 4 aydır bizimle. İyi yayınlar. Frank hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sen süre kullanmazsın zaten. Ben zaten onu bulmuştum da bunu kullanmaya karar vermiştim galiba değil mi? Onu bırakmıştım. Öyle hatırlıyorum ben de. Sahilde gemi yok. Terk edilmiş topraklarda vardır o zaman. Bir yerde vardır ya. Black Frank. Çok teşekkür ederim dördüncü ayın için. Bu tüfeğin hissiyatı güzel. Ben bunu seviyorum. Tüfek temizleme kitinde inşallah bulursak bunu bırakmayı düşünmüyorum açıkçası. Yine go çıktı. O kadar çok go bulduk. Şimdi biz bir de iç mekanda kalamıyoruz, dış mekanda kalacağız. Dış mekanda kalacağız, yakacağımız çok yok. Burada açık mağara yok. Sahil yolunda bir açık mağara var mı? Yok. Böyle bir sıkıntılarımız var. Tavşan korusuna doğru gidelim. En kötü arabada yatarız. Arabanın soğuk olursa dışarı ateş yakarız artık. Çözüm geliştireceğiz kendimize.
Bu arada Kuzey Işığında o mağaraya gireceğiz yine. Başımıza bir şey gelmezse. Biliyorum biliyorum, yukarıda maden var. Kömürlü maden. Tam 40 tane kömür topluyorduk oradan zamanında. 2 haftada bir 40 kömür topluyorduk oradan biz. Eskiden düzenli olarak. Hatırlayanlar vardır o günleri. Bunlar olmuş. Bu tüfek değişik çünkü. Hafif bir tüfek bu. Aşağıda tavşanlar vardı galiba. Şöyle gidelim. Kıza bak be. Şu olmaz mı? Buradaki ceset nerede? Neredesin? Tavşan aldı, ceset yok. Aa, şuradaki ev yıkık değil mi? Normalde mütecavız yıkık oluyor bu. Bozkurtta işte o senin sorunun babanks. Vaktin var, o kadar dolanırsın 3 saat. Herhalde nacak fışkırmaya başladı. 88 mi benim, kaç? 76. Aa. Tamam, bir iyileştirme. Hyperion elbette ki loot seviyesini arttırdığımız için kolay oldu. Ama geri kalan her şeyi zorlaştırdık. Tamamen yönüştüğüm var mıydı? Var mıydı? Bir an heyecanlandım, acaba bulamamış mıydım diye. Ot kurutucu buldum, çok güzel. Mermi yapmaya gitmeden önce bunları arttırabildiğim kadar arttırmam lazım. Varsa bir de sülfür toz alırım ama. Bir ateş yakalım, meşale yakalım. Hop, başı eski dostum, onu şimdi istemiyorum. Hiç önümü göremiyorum. Niye bulamayayım? Bulurum ya. Ama yayında o çok izlenebilir olmaz işte. O kötü olur. Güzel, hayra baktık. Bir de tavşan korusuna bakalım. Oradan aşağı inelim. Tane ben bulmuşum onun anısına. Götünden vurduk. Bakalım, 88 ile 2 atış yaptım. Kaça düştü? 82'ye düştü. Dikkatli, size hoş geldin, merhaba. E tabi canım, şimdi izlenebilir olmaz o, böyle boş boş sıranı kararsam. Yani büromuzda oynamıyoruz biz onlar. Ansızın saçma sapan bir loot çıkabilir. O yüzden dış mekanlara özel lootlar koyabiliyorlar. Bakıyorum ben de. Derin hoş geldin. Çok bir şey kaçırmadın. İnce hoş geldin. Saydon nereye geldik arkadaşlar? Çok bir şey kaçırmadınız. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Kafam üzerindeki bağış varını kaçırdınız. Ünlem donate ya da ünlem bağış yazaraktan da ufak bir açıklaması da var orada. Summer is coming. Burası yanacak. Ölüm notları yok. Bol kibritimiz var. Sorun değil.
Yakarım. Kumaş alayım. Aha, aramış oldum. Bazen böyle bağlayarak aramak da işe yarıyor. Yani bir şey varsa direkt veriyor, yoksa aramış oluyor. O şeyi süreyi geçittiriyor otomatik. Tişört mü? Tüfeğe göre az. Bir de bulamıyoruz da, öyle bir sorunumuz var. Kanseptten çıkacak inşallah. Kanset garajına gideceğiz. Oradan bulabileceğimizi düşünüyorum. Ama zaten sınak konusu terk edilmişti ve salyonu da yok dediniz. Haritaları beraber saydık. Bu iki haritayı koymamışlar. Şu an bulacağım benim 5 tane var. Tatlı Vadi, Black Rock, Bozkurt, Kül Kanyonu ve Kasvetli Körfez de var. Şu an buralarda aramayacağız sığınak. Donmuş oltacı hiç çıkmadı ya. Yani resmen sanki oyun balıkçılık yaptığımızı biliyor. Donmuş oltacı hiç çıkmadı. Şeyde kanser garajında çıkar ya. Bence çıkar kit. Çıkacağına inanıyorum. Darlan da hoş geldin, merhaba. Temizlik kitabı, balıkçı kulübelerinde yüksek ihtimal. Hepsine bakacağım zaten balıkçı kulübelerin. Hepsini gezeceğiz. Haveç. Belli ki gece sert geçecek. Saat önce bu sonra olabilir ki diyeceğim ama ne fark ediyor. Ama şu an bulmayacağım ki baba Enkis. Şu an bu benim uzun bir süre sınakta işim yok zaten. Anlatamadım. Terk edilmişe de gideceğim. Onlar şey arayacağız. Bu yeni gelen gemilerden. Sahile vurmuş gemiler gelmiş. Bakalım inşallah bana çıkar. Onları göreceğiz. Ya bana nereden triggerlandın sen? Sahilondayız arkadaşlar. Payımız yok herhalde. Tavşan yok mu, tavşan? Bozkurt'a gittin ne diyorsun? Tamam. O zaman challenge'a varım. Ama hediye abonelik olmasın. Bağış bana da destek. O miktarda bağış bana da destek isterim. Daha önemli önceliklerimiz var şu anda. Heh, tavşan var. Gel bakayım, gelecek al tavşan. Ben yukarıdaki arabaya bakmadık. Kaçmadı bile ya. Ben gerizekalı deyince bana kızıyorsunuz. Bunun bagajından güzel bir şey çıkabilir. Hadi bakayım. Zaman zaman üzmedin bizi. Üzdüm sanır. O ne? Ölüm otu mu? Yok değil. Ketçap, cips. Şimdi. Şunu fulye bakalım. Ne kadar çok konserve çıktı. Burada uyumayı deneyeceğiz. Uyuyamazsak artık başımızın çaresine bakacağız. 6 saat uyuyor. Belki sabah yazında soğuk olabilir.
köprünün altından silah olabilir. Geçerken baktım çantamda bir şey var mı diye de yok ya köprünün altında bir şey. Bana sinek ol. Kanser garajından çıkacak. Bak göreceksiniz. Saat daha iyi. Zaten kondisyon arttırmaya çalışmıyorum. Parça parça uyursam da sorun değil. Birazcık daha geç dinlenmiş oluruz ama olsun. Güzel valla. Kurtaracak gibi arabada uyumak. Betül hoş geldin merhaba. Bulutlar kendi yenileniyor mu? Hayır. Bulutlar yenilenmez. Yenilenen şeyler var ama loot yenilenmiyor. Şu manzarayı çok seviyorum. Çok güzel manzara ya. Şimdi doğuşuna bakar mısın? Mükemmel. Sağ lootuna bakalım. Köprünün altında bir şey yok arkadaşlar. Böyle özel yerlere bakacağım. Yani şurada bir şey var. Sahil lootunu çok severim. Burada bir şey yok. Şurada ne var? Deri bir ayakkabı galiba. Onu geç. Bak mesela deri bitti. Bininci gündesin deri bitti. Al baksana deri. Odun var. Sen nesin? Balık mı? Aa, çok iyi. Ne balısın? Mahvolduğu için bu renkte böyle. Biz bunu pişiririz. Güzel. Teşekkür ederim X8. Gün çok güzel doğuyor. Gün çok güzel doğuyor. Yalnız bu geyik de oraya koyulmaz ki. Ya geyik demiyor bir sahil lotu. Bu geyin orada durması hiç normal değil. Baksana şunun arkasına. Çok güzel güneş doğuyor. Hadi bir dolmuş otocu var be. Hadi be. Aha kit. Oh be kit buldum. Tamam. Güzel. Onu yiyemiyoruz maalesef. Onu boş ver. Sahile ölgeyi kurmuş. Vallahi sahil otu. Kurt gelmiş öldürmüş de olabilir de. Elimiz çok güzel doğuyor. Otur izle şurada ya. Hamsan veren at şuraya. Çanta var orada. Av parçalama istemiyorum ya sağ ol. Şimdi şu kulübeyi ben şey yapacağım. Buradaki base'imi yapacağım. Onu da seviyorum biliyorsunuz ki kapısı var. Aynı zamanda kendisi eski base'im olur. Dede hoş geldin. Vahşi yaşam fena. Kader merhaba hoş geldin. Hadi donmuş oltacı, donmuş oltacı, donmuş oltacı. Donmuş oltacı. Maalesef. Maalesef vermedim. Bu balığı pişireceğiz burada. Tamam bu burada bir dursun. O daha başlangıç. Pişirince kondisyonu artıyor bu arada onun. O yüzden şey yapmayın. Onu atalım buraya. Çok fazla derimiz var. Bunları atalım. Aa bunlar 36'ya düşmüş hatta. Kumaş atalım biraz. Kömürün yarısını at. Burada dursun. Şurada biraz.
Burada materyalinde kalsın. Ben şunu atayım. 8 misilim var ama şeyim yok. Olta iğnem yok. Onu yapacağız kanset aracında. Kafamızı şuradaki kulübeleri tutacağız. Denize düşüp boğulmuş dalga kara. Sahil lootuna bakacağız, bakacağız. Sahil boyu gezeceğiz, hiç merak etmeyin. Terk edilmiş toprakların sonuna kadar sahil lootu yapacağım. Bu seviyede lootla oynamadığımız için. Bak şuradaki ev de normalde yok. Buradaki ev de açık. Ne güzel. Dışarıda bir şey var mı? Evet, dışarıda da var. İğneyi burada da yapabiliriz. Zaten kanser tarafına da geçeceğiz. Yanıcı kütük alayım onu. Yakarız. Adı üzerinde. Bitki çayı geldi. Pınar hoş geldin. Konserve göstermeyin bana. Ertuğrul hoş geldin. Çok olmadı. Yeni geldik sayıda sahil yoluna. Deri ayakkabı. Derin fazlasıyla var zaten ama burada kalsın. Kibit almayacağım. Kibitim de var. Konserve alerjim var. Eski base'im be. İzci botu var. Suyu alırım. Stacy'yi çok severim. Bunlar kurtarmaz artık bizi. Bizim gözümüz yükseklerde. Bayağı bir şey vardı bu arada. Bol tutasıya kadar loot yapıncaya kadar ki kalorimiz çıkıyor çok güzel. Hiçbir yaramaz. Hiçbir yaramaz. Normalde burası hep kapalı olurdu. Buranın içi nasılmış merak ettim. Tam bir ev gibi mi acaba yoksa ha, balık kulübesi gibi. Ne konserve. Ne kadar iyi loot. Çok güzel. Şunu alayım şeye koyarım ya. Kulübeye Riktik koyarım. son karamıza katıldı. Rurik teşekkür ederim. Onur Doğru abonelik hediyen için. Kitap normal bir kitap herhalde. Okumalık bir kitap değil diye tahmin ediyorum. Burada otoyenis olabilir. Dedim ve var zaten. Bazen kuyular böyle. Selam Martibron. Ayı basar mı bize? Lol tenis yapsak. Buraya ayı geliyor çünkü de. Hiç belli olmaz.
Yerdeki balığı ben koydum. Sahil otundan aldım. Yani ben. Mahvolmuş bir balık. Oğlum pişireceğiz onu. Donmuş oltacı, donmuş oltacı, donmuş oltacı. Geldi, 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 geldi. Medi. Gelmedi. Ben bıraktım ama. Neyse. Buraya da biraz koyarız. Çok fazla çıkıyor. Lancet'e de bakacağız. Üstesinden geliriz, hiç sorun değil. Sahil lütuna bakaraktan devam edeceğiz. Bakalım burada ne var? Kibrit. Aa, çanta var bir. Çanta mı o? Aşk. O ne ya? İlk defa ben görüyorum böyle bir şeyi. Böyle bir şey ilk defa görüyorum oyunda. İnce buz değil. Geç avucu çıktı. Çanta lootunu sahil yolun şeyde sahil loot olarak ilk defa görüyorum. Gemi falan da yok henüz. Bence o gemiler terk edilmiş olabilir. Sandık da geliyor bazen. Ben görmedim hiç o şekilde. Yuh. Burada da mı çıkıyor gemi? Fırtınadan sonra çıkıyor mu? Öyle bir mekanik var mı ya oyunda gerçekten? Artık sadece çanta değil sandık falan da çıkıyor. Hatta dolap bile çıkıyor. Oha. Çok iyi. Güzel yapmışlar onu. Çöp bile çıkıyor. Hemen abartalım. Kramponum var. Olur. Güzel. 600 kadar. Tertemizinden. Çok güzel dedik. Bir tuzlu kraker verdi sadece. Olur. Yok mu balığımız? Akşam varmış. Sevmem. Derin hoş geldin. Tekrardan mutsuz değilim ya. Kendine bir meselem var. Tezgahta enerji barı vardı. Görmedim bir bakayım. Enerji barını çok severim. Savaş pantolonum zaten var benim. İşte kar, işte savaş kullanıyoruz. Su alayım. Ne antisep çıktı ama ya. Köpekle alakalı sadece kit bulabildik. Bir tane de mermi bulabildik galiba oraya geldiğimiz yere de. Tezgahta enerji barı vardı. Hangi tezgahta ya? Bunu demiyorsun herhalde. Göremedim ben enerji barını. Oha! O nasıl gizlenmiş ya öyle? Normalde öyle durmuyor ki o. Şş. Gömülmüş oraya. Normalde şöyle durması lazım. Ama orada nedense
İçine gömülük durmuş. Nasıl gördün onu? Tebrikler valla. Hadi bunu alayım. Çok çok PP. Knight Type'a hoş geldiniz. Orta takımım var. Leo Regulus 16 geldi, hem de Prime ile 13 aydır bizimle. İyi yayınlar herkese, Gentilhi. Leo hoş geldin. Çok teşekkür ederim. 13. ayın için. Çok çok sağ ol. Gördüm gördüm. Aldım hemen onu da. Güzel, fena değil. Yani iyi baktı bize bu ev. Neden bir tane götürelim. Ağırlık gitsin. Kaderimiz gayet güzel. Biraz daha bal tutmadan yaşayabiliriz burada. Sahi deneyelim tekrardan. Orada bir ceset var. Sahil olmalıdır. Aa, orada ceset mi o? Sahil lootu bayağı bence ilginç olmuş, güzel. Yani yeni şeyler gelmiş. Ceset var sahil lootunda. Ne kadar çok cips çıktı. Cips fabrikasındaki çalışanlarım bunlar. Birinin çantasından çıkıyor, birinin şeyinden çıkıyor. O ne? Ha, balık. İyi, onu da yeriz. Olur. Kurtlar devriyede. Evet ya, onları şey saklasak iyi olur. Yolculukta balık taşınmıyor çünkü. Donmuş oltacı gelir mi? Bu nasıl bir ölmek? Kesin cips arkasından geldi bunlar. Ne bozdum? Krampon giydik değil mi biz? Aman hocam. Orada bir şey daha var. Mizantropa çıkalım. Buz kırılmanın sesi de görüntüsü de bayağı şey. Biraz abartılmış ama olsun, güzel. Bakacağız bakacağız. Bütün sayıları falan bakacağız, merak etmeyin. Müddet sığınaklar geleceği söylendi Nayora. Onun üzerine günceleme geldi mi bilmiyorum. İlk koymayacaklardı, sonra koymaya karar verdiler. Oyda, korktum.
Chat'ten biri attı zannettim resmen. Niye öyle geliyorsun sen ya, saldıracak gibi? Oturup konuşmayacağız mı iki kelime? Kokum da var ya tabii üzerinde şu anda. Metin Cavuz'a sana kadar geldi mi? O zaman bir ufak bir güncelleme gelmiştir. Geleceği söylenmiş. Çikolatalar çıkıyor. Sahil oldu, bayağı çikolata çıktı. Normalde çikolata çıkmıyordu. Bulamıyorduk, gıda bulamıyorduk yani resmen. Baksana. Şu an pişirmeyeceğim onu. Ne ketçap dizi çıktı ya. Şu an pişirmeyeceğim onu o yüzden. Baklamadım iyi bari. İçeriz. Mermi çıkar demişsiniz. Buradan şu ana kadar sıfır. Normalde doluluk oranları değişiyor aslında da. Da iki en kötü şey çıkması lazım. Dolu çıkması lazım. İstemiyorum artık. Burada metal olur. Su olur. Yine su olur. Gece yapmak zorunda kalmayalım. Burada bir şey yok ya. Şunları hızlı geçiyorum da arkadaşlar, bunlar spray, bu normal kitap. Bunlar şey değil, herhangi bir loot değil. Loot'tan saymıyoruz da. Burada kitap unuttum, şey dolap unuttum galiba. Bunlara bakmışız, hangilerine bakmadık? Bunlara mı bakmadık? Yani çok bir şey kaybetmemişiz. Şimdi da hiç. Sahil lootuna bakarak ben devam. Alayım benim ha. Odunları al. Dışarıda kalabiliriz, hiç belli olmaz. Sahilde aslında sis varken gezmek hiç mantıklı değil. Umarım yönümüzü kaybetmeyiz. Ketçap cips geliyor yine. Abla ketçap cips alabilir miyim? Ah be, olmaz, tişört çıktı. İles hoş geldin, merhaba. Grrrr!
Evet, biraz ağırız. Bak burası ince yap. Buradan devam et. Burada bir şey daha var. Bir şey daha var. Çubuk mu? Bir şey daha var. Ne oluyor? Bir balık daha var galiba. Aa, dolap geldi. Evet. Tablo var. Kilitli dolabı açtır diyor. Levhesiz açıyoruz. O da güzel. Garip. Güzel, sahil lootunu beğendim. Ayakkabı çıktı. Yalnız artık sola girmem lazım. Kendimi kapladım sahil lootuna. Haritanın sonunda kalacağız şimdi. Akşam pazarı gibi, aynen öyle. Buradan gelirse birinci olabilir. Haritanın sonuna geldik. Şuraya hiç yön alacağımız bir yer yok ama işe atmam lazım kendime. Parayı gördüm sanki de. Oraya gideceğimiz yok mu acaba? Ha, tamam. Biraz şey. Yolu bulduk galiba. Takla gelmedim. Bu yola çıkmaya çalışıyordum zaten de anca becerebildim. Çok içe dalmışız. Evet, arabadan bir şey çıkabilir bakalım. Ne geldi arabadan? Şoför öldü geldi. Onlar şimdi görmez. Balığa atalım. Tüfek kitabı geldi galiba. Güzel. Okuyacağımız kitaplar severiz. Her zaman. Şu deriyi topla bakalım. Onların varsa onları yapalım. 92, 95, 98, 100. 99 gayet iyi. Şunu iç. Kitap oku. Tek atarsın sen buna. Gayet güzel. Bir tane huş yapalım. Hiç içmedik oyunun başından beri. Suyumuz vardı zaten ama şunlardan içelim.
Yüzde kaçla gıda zehirlenmesi oldum? %55 ile mi gıda zehirlenmesi oldum? Aynen, sular şimdi işe yarayacak. %55, %60 da falan oldum herhalde. Bistroş köyüne hoş geldin. Güzel şey geldi galiba. Zehirlenmişken tüketsek bu ara. Şunları da yiyeyim bari. Daha üstüne zaten olmuşken olmaz herhalde. Tamam, diğerini tüketmesek de olur. Yok, sıkıntı yok. Hallettik. Tamam. Hastalığımız geçtim. Tulumu onaralım. Üstümüzde başımızda zaten çok bir şey yoktu. Başımı onarlayabilirim. Eskiden oynamıştım var. Ama en son gelen güncel versiyonu oynayamıyorum. Geçenlerde denedim, bilgisayarım çok kastım. Yayınsız kastı bir de yani. Okuduk. Yakacağımız var. Acil durumlar için. Temizleyeceğiz biraz. Sonra kanser kırıcına beklenilen yere gideceğiz. Dişler dikkat. Kitabı çoktan bitirdim. İlk kere yaptım. 94 yaptı. Oha, çok iyi. Temizleme becerim iyi ya, o yüzden galiba. Bu silah daha avantajlı ya. Diğerini bulmasak olur o zaman. Şunları gece yatarken yeriz, yine belli olmaz. Ama şunu ye. Herhalde 89'da da yani olmazsa bu da zehirlenmesi. Bir saat daha uyuyalım. İğne yaptığında temize becerisi mi oluyor? Ona dikkat etmemiştim. Sahile fırtınadan sonra gemi vuruyor dediniz ama bakacağız. Şu an gözüken bir şey yok. İyi gelebilir bu arada. Oo, buradaki evler de var. Çok güzel, çok güzel. Normalde olmayan evler. Rıhtım kulübeleri. Hemen şöyle gözümüz aydınlık yapalım. Stacy her zaman evet. Mermi çıksın ya. Şu an bana mermi çok lazım. Küfeyi galiba tamir edebiliyor muyuz? Freze makinesinde. Bildiğim kadarıyla edemiyoruz. Seçeneklerde göstermiyordu orada. Ama tüfekle gidince belki açılıyordur, bilmiyorum. Gidince deneriz oraya. Fazla var zaten üzerinde. Onları boş ver. Sahil lootuna kovan atıyor. İşte bana bunlarla gel. Bakacağız. Sahil lootu bizim işimiz. Bakacağız hepsine. Bana öyle şeyler lazım.
bakıyor bir televizyon. Çok alakasız durmuş burada. Bu evi hiç görmediğimiz için garip geldi biraz gözüme. Kebap hoş geldin. Helikot falan sökmez biz artık ya. Okey. Bir de şurada bir ev daha vardı. Çok savaş botu çıktı ya, sorma. Niye o kadar savaş botu çıktı ben bilmiyorum. Rıhtım kulübelerindeyiz. İyi biti boş ver. Bunlar sıradan. Evet, biz mütecavüz oynadığımız için bilmiyoruz bu evleri falan. İkisini alayım. Fazlasını koyarız. Terk edilmiş topraklardan az 15 mermimiz var. Vallahi burada da diyorduk ama çıkmadı ya. 15 demesek de şöyle bir 7-8 atsaydı var. Aynı portakal gazozu. Başka bir de daha bulmuştum. Evet, kule ve kanset var. En şey yaptığımız yerler. Ümit beslediğimiz yerler. Kansetten en azından bir kutu mermi çıkması lazım kesinlikle. Katılıyorum size. Onu niye aldım ben ya? Alper Acık Goz geldi. Hem de Prime ile 3 aydır bizimle. Alper hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Prime ve 3. yeni için çok sağ ol. Ya bu bir önceki evin aynısı. Burada da boya şeyi vardı. Burada da kitap vardı. Orada da portakal gazozu vardı. Aynı loot değil mi ya bu? CTR'de CV yapmışlar ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aynısı ya. Bu da biraz farklı sadece. Kötü kötü lootlar veriyor. Değiştirmeye üşenmişler. Katılıyorum. Hiçbir şey yok. Aynı mimarda çalışmışlar. Çok iyi yapmışlar bunları. Su almadım ya, çok var yanımda. Hatta şöyle bir tane Stacy. Der yani. Şu bakmadan balık kulübelerinden devam edeceğiz. Şimdi tavşan mizantropa gittik. Tavşan adasına gittik. Kanser tarafı kaldı. Kule tarafı kaldı. Mağara var. Şurada romorklar var. Bu taraf kaldı. En son balık tuttuğumuz zaman da bir daha bir sahil loot yaparız. Sonra terk edilmişe getiririz. Terk edilmişi de bir sahil loot yaparız. Şu yeni gelen gemileri görürüz inşallah. Fırtına ile birlikte gemi geleceğini söylüyorsunuz. Buradan roman kulesi çok güzel gözüküyor bu arada. Hepsine bakacağız. Tekrar tekrar hoş geldiniz yeni gelenler. Kansete girdiğimizde oltenilerinden şey burada metallerden oltenis yaptırmayı unutmayın bana. Hatırlatın yani. Yani kaç burada metal almıştım yanıma. Ya onu mekaniği gerçekten önemlidir bilmiyorum. Büyük bir fırtına çıkması lazım.
öğrenebilmemiz için. Ay niye çıkmadı? İlginç. Hadi bir tane dolmuş oltacı hadi. Geç vermeyi gece kaldığın arabanın bagajında verdi. Orada girdiğimiz madende çıkmıştım. Bana farklı yerlerde verecek o zaman. Bilim ateşi var. Çubuk çeker. Büyük ateş istemiyorum. Orada metal alayım. Balık da geliyoruz hala. Onu da buraya bırakayım. Kapısını da örteyim. Adetlendir. Bir tane kapalı yere birer balık var. Şu yukarıdaki ev de açık değil mi? Evet. Möz geliyor. Möz'e tek atacağım. Hazıra daha dayanmaz. 2 gün sonra balık peşinde koşarız merak etme. Yaparız yaparız. Şu anlık ihtiyacımız yok. Burada kurtlar birazdan çöker. Hoş geldin. Hayret bu sefer. Gazoz var mıydı? Farklı mı dedi? Boş bir loot. Kahvesini verdik güzel. Balık hiç çıkmıyor bunlardan ya. Hep başka başka etler çıkıyor. Direkt içerim. Gazozu eylemeyin olsa. Yakacak alayım yine ama. Bu fırtına daha hiç çıkmadı. Çıkınca arabada kalamam. Kıyafetleri değiştirmeye hala şeyim var. İhtiyacım var birkaç kıyafete. Kişi parkası hiç çıkmadı. Bunun çıkması lazım. Suyumuz fena değil, almayalım yine. Ayıya tepki verdi mi? Kesilmeseydi yok ya. Ayının zaten olmadığına emindim, o yüzden çok çok işe yaramadı. Biraz fail oldu. Ayının kemikleri yoktu galiba mağarasında, yok ayı. Möz görmedim. Ayı var bak yukarıda ayı. Benim içimiz zevkti. Bir ev daha var bakarız. Serk hoş geldin. Hepsine bakacağız. Burası gördüm alasım geliyor. Çık kovana.
kadar çok fişek kovanı bulduk ya. Biz oradan bir şey çıkıyor ya. Artık koyuyorlar. Bir kordon daha adresi vardı sanki. Onu yok. Onları almayayım. 4 çeşit tüfek var. Vizyonun sesleri hala güzel. Hiç bu kadar büyük gözükmüyordu dışarıdan. Bu ev ne kadar büyükmüş. Küçük bir ev gibi gözüküyor aslında. Ya hiç balık çıkmaz mı ya? Hep bir geyik, hep bir tavşan. Aldım hadi. Aynen hepsi balıkçıya devam. Gazozumuzu aldık. Çubuk şekerimizi aldık. Sahil yolu genel olarak şey çıktı değil mi? Farkındasınız. Konserve bazlı değil de hep böyle çubuk şeker, tuzlu kraker, sevdiğimiz lootlar. Bir konserve çıkmaya başladı ama olsun şeyler de veriyor. Bir haritalar bu kadar başlangıçta vermemiş, üzülmüştü biraz bizi. Sahil yolu candır. Ama benim bakımından gerçekten çok çok zayıf kaldı. Asıl amacımız mermi. Aracı en son gireceğim. Mesut'u geldi 3 aydır bizimle. Hanımı ve çocuğu uyuttum geldim. Hoş geldin, teşekkür ederim 3. ayın için. Özel alan sana kaldı yani. Hanımla çocuk uyudu mis gibi. Bakacağız bakacağız hepsine bakacağız. Yiyecekler dolaplar yanında boş çıkıyor ya. Bizim için yine boş. Boşluk edildikten sonra hepsi dolu çıkması. Hep boş çıkıyor ya bunlar. Bakladın mı? Bakladım. Kıyafette uzun süredir geliştiremiyoruz kendimizi. Kıyafet bir şey çıksa çok güzel olacak ya. Keşif arkası istiyorum. Kesin onu da bozkurt zirvede buluruz. Tüfek mermisi falan da yok. Balçık seviye 3 galiba. 3. Şimdi başlarım. Buradaki ayıyı öldüreceğim. Kafamız rahat olsun. Hah, donmuş oltacı. Oh be, sonunda. Sonunda bir kitap. Sonunda ya. Şirar bir kitap gerçekten de. Hiç bulamamıştık.
Bilmiyorum, şüphelerim var. Ne kadar çok kibrit. Tavşan eti. Geyik eti. Onlar bile çıkmıyor artık. Yine portakallı gazoz var ya. Yine aynı loot evi ya. Üf. Aynı ev. Kapıda yapıştır. Yok ya, tutlamayacağım bile. Yukarı çıkacağız şimdi. Boya ve kitap var mı orada da? Ha. Kitap duruyor da boyayı almışlar bu sefer. Bir de boya kutusu vardı. Büyük değişiklik. Kesin o boya kutusunda bir yere koymuşlardır burada. Lootlamaya üşenmem. Loot en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Boyayı da bırakmıştım. Çıkça o kadar belliydi ki. Antiseptik antiseptik her yerde. Evin temel lootu aynı, sadece yerlere değişmiş. O da çok bir değişiklik değil yani. Fener'e bir rap bıraktım Kerem. Yakıtı bitiyordu zaten. Biliyorum biliyorum, bir yere baktım. Hadi şu kansete bir girelim. Ben de merak ettim. Leve tazeleme. Niye atamıyorum? Ne alaka? Dur bir bakacağız ona. Buraya anıma benzedi, aynen öyle. Ve yeni tüfek geldi. Gelmedi. Ben onu burada bulmuştum ya. Aa, mermiler güzel, tamam onları alacağız, dur. Ve yeni tüfek. Ve yeni tüfek. Ve yeni demir testere. Yine ketçap, cips. Bunları alayım. Üç tane mermi gördük galiba yerde. Konserve sağda ya. Yine go'muz var. Daha çok çıktı. Güzel güzel, çok şekerler iş yapar. Kalorilerimi alayım. İyi ya, bayağı gün. Fark edilmişe kadar bile götürecek erzak alabileceğiz galiba yanımıza. Kutumu yeni tamir ettim ya, 93'müş. Neyse, bizimki 96 olmuş. Yarın bugün patlarsa buradan alırız. Temel aletleri var. Kuru et aldım, hemen bırakayım. Yasak. Yanlışlıkla yerim benim. Başım ağrır, nerede o kuru et? Aman hocam. Sonra asarsınız beni burada. Bu alınmıyor. Kabloları geç. İşte bu. Aradığımız zıplardan bir tanesi. Bir ot kutuyu, bir su fırtası bulduk. Yine bugladım. Onu nasıl yapıyoruz acaba ya? Bilinçli yapmıyorum ama bilinçli yapsak güzel olacak. Kafanı çevirince direkt içindekini veriyor. Varsa yoksa.
Patron kutulardan bir şeyler çıkabiliyor. Bakacağız. Bunları koyalım. Onu da alayım. Biriktireceğim yakacakları. Kovan güzel. Bir de bir kutu mermi olursa süper olur ya. Bir kutucuk mermi. Bir kutu mermi. Evet. Bunlar kovan mı? Kovanmış ya. 1 2 Kovanmış bunlar. 3. kovanda burada. Neyse. Onları çeviririz. Şunu da al. Yine yapacağız. Kıracağız, kıracağız. Hepsine bakacağız, merak etmeyin. Tansette gizli şeyler olabilir. Zaten kaydora çıktıkça vaktimiz şey oluyor. Balıkçılığa vaktimiz oluyor. Bolta ellerimizle yaparız. Hazırlıkla yaparız. Hiç sıkıntı yok. Bir kutu mermi be. Hadi bir kutu mermi. Yine bugladım. Sesler bölümüne girdi, çok güzel. Tam bir mermi. Güzel. İşte bu. 5 mermi de burada. 6 etti. Kovan da verdi. Mis. Ben mutlu, hoş geldin. Bak burada da var. Şimdi şu kaç kapasiteli? 30 kilo. Buraya. Bunlar şu. Fazla fazla üzerimde gereksiz olan şeyler. Yakacakların hepsini bakalım. İhtiyacımız olsa alacağız buradan. Bolt yenilerini yapacağız. Bunu zaten okumuştuk. Onlar kalsın, onları bol bol içeriz. Hatta çok fazla şey var. Suları biraz bırakalım. Çok gazoz var. Hakan hoş geldin. Var mı? Selam var. Şimdi kutuları kıralım. Parçala bakalım. Ne verdi? Hiçbir şey. Oklama be. Ne verdi? Hiçbir şey. Olsun. Bunda rahat. Bunda şansımız, deneyelim. Ashes and Snow. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Çakmak geldi. Alalım. Twitch'e de uğrayın ya arada. Hep çağırıyoruz sizi. YouTube tarafından Twitch'e. Kıracağımızı atalım. Güzel ya. Fırtına çıkarsa balık çok öbesine gider. Balık tutarız. Ona hazırlık olaraktan hemen olta indirimizi yapalım. Bir sinirlerimiz de vardı zaten. Onarma becerisi 90 oldu. Çok çok iyi. Dediğimiz gibi onarma becerisi de artıyormuş bu şekilde. Adam bir şey çıkar mı acaba? Merak ettim. Çıkmıyor. Çok kibir taşımaya gerek yok. Güvene tepki vermeyi hatırlatıyor musun? Hiç hayır hatırlatmıyorum, unutuyorum. Güvene de tepki verirsek çok güzel olur. Öneriliyoruz bu şekilde yayına tepkiler gidince.
İstediğiniz tepki verebilirsiniz. Ama onu biraz arttırmaları lazım ya. Yani çok kısıtlı. 4-5 tane tepki var galiba, değil mi? Biraz alsa hiç fena olmaz. Tamam, bunları geç. Odaları bitir. Hiç sıkıntı yok ya. Kalırız kalırız. Güzel çubuk şeker. Ivır zıvır akçay çubuğu falan şeyler vardı. Onları güzel verdi. Şimdi bu gece donmuş otocuyu bir okuyalım. Hazırlık olarak. Tek atarsın sen buna. Veya karanlık olmasa tabi. Karanlık oldu. 2 saatimiz kaldı. Dışarı çık bakalım. Birazcık soğuk olabilir belki. Mobilden veremiyorsunuz ya. Mobilden izliyorsanız hiç güzel. Kaç yaptı bizim seviyemizi? Balıkçı seviyemizi. Gerçekten çok faydası oldu. Büyük faydası oldu. Tüfek silahı 4 olacak. 4 olmak üzere. Bilmem, zorluk yazaraktan aynen. Zorluğa bakabilirsiniz. Yakın zaman geçirme, uyuyacaksın. Soğuk olursa götümüz donarak kalkarız ya. Üzmüyor ama, üzmüyor. Sıkıntı yok. Üzerimiz camış gibi olduğu için. Bunlardan bitir. Şu anki kovanları kurutlayıcı yeter mi? Bilmiyorum, bakmak lazım. Yetmeyebilir. Bayağı bir yemeğimiz var, çok güzel. Biz de hasta edebilir. Az önce 55'te hasta etti. O yüzden onu şu an yemiyorum. Gece okuduk, tam anlamamış. Bir daha okuyalım. Olmamış çünkü bu. Şu an 21 tane mermim var. Yanımda 8 kovanım var. Bıraktığımda bayağı bir kovanım var. Yani mermi yapmaya gittiğimizde bayağı bayağı yapacağız ya. Ayı çıkar mı karşıma acaba? Aha, kurt. Oğlum, bu havada kurdun ne işi var? Neredesin lan? Efekt 4. Güzel. 31 tane bıraktık diye hatırlıyorum. Ben sayısını hatırlamıyorum ama bayağı bir bıraktık. Efekt 4 oldu. Tüfekle aranda güçlü bir bağ var. Atışlarını daha sık isabet ediyor ve hedeflerini özgüvenle indiriyorsun. Tüfek senin yol arkadaşın. Çok güzel. Uzman olduk tüfekçilikte. Hasar 10-60, menzile %30-60, kritik vuruş şansı %20 olmuş. Onarım eylem başında 4 kondisyon gelmiş. Gayet gayet iyi. Bu fırtına da kurt yani. Oldu mu? Ay, oh be. Sonunda bir balık geldi. Özlemiştik hep, tavşan eti, geyik eti çıkıyor. Ufaktan da olsa bir balık geldi, hamsi balığı. Yayın tek part olacak arkadaşlar. Biraz daha uzun tutacağız. Birazcık uykusuzluk bayağı bir vurdu bana. İkinci parta enerjim kalmayabilir. O yüzden tek parta uzun yapalım. Yarın da sabahın köründe kalkacağım için. Uzun süredir hiç düzgün çıkmıyor ya. Diye diye çıkaracağım o şehir bıraklasını. Söyleye söyleye çıkaracağım. Almıyorum su.
Zamanında sönebilir bu. Ahmet hoş geldin. Yazdılar bile. Yukarıda bir ev var ama ayı da buradaydı. Çıkar mı karşımıza? Kurt çıktıysa o da çıkar, belli olmaz. Aman ha. Haklısın. Çak çık. 78-76 yine küçük hesaplar. %2 gelişti. Fifikan aramıza katıldı. Fifican hoş geldin. 3 aylık kademe bir abone oluyor. Çok sağ ol. 3 aylık paketten yararlandığın ve peşinen 3 ay abone olduğun için çok sağ ol. Hoş geldin. Yine abonemiz. İnşallah bilinçli yapmışsındır 3 aylık. Hardal çizgi kapital Mekke geldi. Hem de çapıcımız. Prime ile bir aydır bizimle. Hard Capital geliyor yine abonemiz. O da Prime ile geliyor. Çok teşekkürler Hard Capital. Hoş geldin. Madene daha inmedik. Madene ineceğiz, ineceğiz. Biraz Silon'dayız ha. Her yere gideceğiz. Sahil yolunda kilimi delik bırakmayacağız, merak etmeyin. Son evleri lootluyorum zaten. Galiba bu lootladığım son ev olabilir mi? Yok. Bir de küçük kulübeler var yukarıda. Onları alamıyoruz. Gerek yok ya. Bileme taşı bir sürü çıktı zaten. Onu yedeklemeye gerek yok. İki yol noktasına bırakabiliriz. Vallahi evet, yiyecek bayağı bulduk ya. Ben bu kadar bulacağımızı hiç tahmin etmiyordum. Ama sahil yolunda balık tutmak başkadır. Ben sahil yolunun balığını çok severim. Gizemli gölden daha güzeldir bence. O yüzden tutacağım. Yakacak azalım da var. Şu an fırtına da var. Bu evden sonra sahile de yakın oluruz. Bir vapura bakarız. Daha dur. Fırtına yeni var şu anda. Bakacağız bakacağız. Bulut yapmamız gerekiyordu. Acil durum geldi. Çok güzel. Yeter artık ya. Tamam. Mermi de boş kovanlarla birlikte onun üzerine çıktık zaten. İstediğimiz seviyeye geldik. Hiç atmaya fırsat bile olmadı. Teşekkür ederim Fican. Çok sağ ol. Şimdi bu fırtına bayağı sağlam gelmiş bu arada. Bu kıyafetlere bile eksiğini bir hissediyorsam bayağı bir soğuk var şu anda. Yakacaklarımızı alıp balıkçı kulübesine gidelim. Nereye geldim lan ben? Yanlışlıkla. Çok gitmişim. Bunun içine bakmadım ama. Bir şey de yok. Gemi geliyor, gemi. Olta takımlarımızı yapacağız. Yapalım hatta. Şöyle yapalım. Şunu bir bırak buraya. Mahvolup gitsin, sorun değil. Kondisyonu yüksek olanlar. Bunları buraya depolayalım yolculuk için. Yüksek kondisyonları depola, depola, depola. Onu da depolama. Depola, şunu depola, depola, depola. Tamam, 80 değil de 76 bende kalsın. Okey. Bomba çoltucu zaten şey.
Yakacaklarımızı alalım. Balık tutacağız. Bu da yakacak. Bunu da al. Şimdi burada otu takımı yapalım. Birazcık ısındık. O bayağı yapabiliyoruz olta takımı. Güzel. Uzun uzun balık tutacağız. Hala fırtına var bu arada. Silah kulübede mi? Balçı kulübeden hepsine girmedim. Bakacağım hepsine. Şu an girmedim. Pardon. Son iki. Son. Tamam. Bayağı oldu takımımız. Tam bir balıkçı olduk gerçekten. 11 tane takım var. Şu balığı ye. Pişmiş değil mi bu aman. Aman hocam sıkıntı olmasın. Şununla da fulle kendini. Kurtuz kurtuz hiç sorun değil. Şurada bakmadığımız bir balıkçı kulübesi vardı yakında. Ona bakalım. Aynı zamanda. Onu da bulabilirsek tabii bu fırtınada. Eksi 17 hissediyorum. Hava eksi 30. Rastgele balıkçı kulübesi bulma challenge. Bulduk bulduk. Şu yönde gidersek bulacağız bence de. Evet gözleri dört açalım. Fırtına sonrası sahil lootuna bakacağım. Gemiye bakacağız gelmiş mi diye. Zaten böyle gidersen biraz daha denize gireceğim aslında. Az kaldı. Galiba balıkçı kulübesinin yanından geçtik ve görmedik. Çok güzel gerçekten. Biraz şöyle gidelim. Kişliğin ortasındayız. Karaya yaklaştık herhalde. Ulan bildiğine gitsene değil mi? Lootlayayım bir sağdakine gideyim dedim. O da çok uzak kalmış galiba. Ya da ben saçma sapan bir yere geldim. Bu soğukta eksi 33 mü oldu? Oh. Bir dakika burası neresi? Yanlışlıkla yavaş. Mizantrop'un dibi mi burası? Öyleyse şu geçişte var arada. Tavşan adasıysa terse gideceğim. Mizantropsa bu geçişte var. Aha. Sahi ben mi öldüm? Ha yok bu kurt leşi. Çok üzüldük. Denizden gelmiş o leş. Ama şurada bir yerde şey olması gerekiyor ya kulübe. Gözlerim biraz şey oldu. Burası Tavşan Adası değil mi?
Evet. Ha, mizantrop burası. Mizantroptan çıkınca aslında şu yöne gidince olması lazım ama şurada birazcık ısınmam lazım. Sağ sol yapacağımız bir yer de yok valla. Direkt ölüm. 87'ye düşmüş bunu onlar. Aynı zamanda biraz ısın. 68'e mi düştü bu, oha? 3 kumaş mı? Düş. Tamir de 2 oldu bu arada, çok şükür. 3 kumaş neymiş ya sen? Eşi parkası. Hadi onar. Seviyen 2 oldu bak. Güzel. 85, 80, 80. Bunlar da fena değil. Fırtına da hiç valla hava iyi mi dedik ama bayağı da kötü oldu fırtına. Başarısız yaparsın. Şaşardım zaten. Dıt. Niye bu sefer yaptım? Bakalım dışarıda durum ne alemde. Şunu iç ya. Hadi dur, yedek kalsın o. Belli olmaz ne olacak. Kötü günlerimiz olabilir. Kondisyonu kötüden şunları gece yatarken yeriz. Şu zehirlemez beni büyük ihtimal. Eyvallah. Diğerleri şüpheli. Gemide Titanik yenmesi lazım bu havaya. Vallahi bilmiyorum, bayağı soğuktu. Heh. Şimdi bakıyoruz. Bu yönde hiçbir şey yok. Tabii menzili yaklaşınca mı belli olur bilmiyorum ama bu yönde yok. Buraya bakalım. Öyle farklı bir gemi bir şey yok. En azından görünmüyor. Fırtına yine artacak. Dur şu balıkçı kulübesine gireyim. Birazcık düştük. Şu kulübeye gitmemiştik. Ona bakalım. Kapısı vardır inşallah. Kapısı olan kulübeleri seviyorum. Daha güvende hissettiriyor. Daha güzel hissettiriyor. Üzerinde çok yakacak var. Bir an önce kulübede yakacakla ateş yakıp balık tutmam lazım. Gemi mi gelse herhalde belli olurdu. Sahilde hiçbir taraf yok, hiçbir gemi yoktu. Şu tarafın sahiline bakamadım. Oraya da bakarız. Bir daha geri gidip. Sercan hoş geldin, merhaba. Karbon tüfeği. Özel kablosalı mat yeşil bir 303. Açık yollarda kamyoncuların yoldaş ve sağlam dostu, 4,5 kilo. Diğerlerinden çok daha güvenilir ama çok ağır. Biz bunu daha önce bulmuştuk hatırlıyorsanız, bu barbun tüfeğini. Bu barbun tüfeğinin de şöyle bir sorun var. 4,5 kilo, bu 3 kilo. Yalnız bunu nişangahı çok daha ince. Hani daha iyi hissiyat veriyor. Menzilde bir fark var mı bilmiyorum. Siz lütfen söyleyin varsa. Ama onun nişangahı daha ince olduğu için daha iyi bir hissiyat veriyor. Sesi mesela her şey aynı ama.
Bir 10 vermeyi de buna koyalım. Abone oldum. Sayfa yenile Sercan. F5 at. Geliyor şey uyarı. Neyse. Ben ateşimi yakarım. Yeter artık. Daha şu kitapları okumuştuk zaten. Demek ki menzil seviyesi tüfek ile değil. Sadece şeyler o kilo farkları falan mı var? Bunları bakalım. Alalım. 3 günlük ateş var. Sonra şunu koyacağız. Deveyle bunu parçalayacağız. Ne bileyim abi, hoş geldin. Hasarı en fazla olan bu. Hasar fark ediyor mu, fark etmiyor mu? Onunla ilgili net bir şey öğrendin. İlk balıkçılığımız 2 saat. Yok, şu alabalığım. Balık yiyeceğiz bol bol ama ilk önce bu uyumam lazım benim. Kapalı olanlarda sıcaklık fark ediyor mu onu da bilmiyorum. Güzel bir dinlenelim. Sıcak sıcak sobamızın yanında. Sonra kalkalım, tertemiz bir güne. Fırtına geçmiştir inşallah. Sis gelmiş. Sorun değil, sorun değil. Buz fazla bile donmuş ateş varken. Ama ne kadar donmaması gerekiyor. Şimdi birer saatle tencerede yapalım hatta. O bayağı bitki çiçeği varmış yanımda bu arada. 1 saat. Güzel. Yedeni yiyeceğiz, tutacağız. Hem pişirme seviyemiz artacak. Hem balıklı seviyemiz artacak. Hem karnımız doyacak. Hem fener yakıtı verecek. Çok güzel, çok güzel. 1 saat ye, pişir. Daha büyük balık gelmeden olsun. Bir tane daha, bir tane daha. Sonlara doğru tutamadık bu sefer, olsun. Şimdi bir 2 saat tutalım pişirerek. Kaynatarak daha doğrusu. Hadi büyük balık. Hep küçük geliyor. Ha şöyle son balığı 3,98. İşte bunları arıyoruz biz. Aradığımız lezzetler bunlar. Teşekkür ederim Sercan. 3,53. Güzel güzel. Şunları yemeyeyim de sonları. Yine bunlar kalsın, küçükleri yemeye devam edeyim. Artı 3 derece bonus var. Ve mantıklı olarak olması gerekiyormuş zaten. Yine 2 stok yaptık, diğerleri karın tokluğuna. Olsun. Peki bu şeyi kesinleştirdiniz mi? Damage farkına bakar mısınız fandomdan? Bir fark var mı? Onu çünkü anlamamız mümkün değil.
Dışarıda yine bir fırtına çıktı. Artık gemi vurmasa da bu sefer vursun yani. Bu da zaten okumuştuk. Üç saat. Hiç olta kırmıyoruz bu arada, çok iyiyiz. Bir sürü olta kırma yaptık. Güzel. 3'te 2. 3'te 3 kapat, temiz kapat hadi. Olsun. Yani. Kömürler beni sabaha kadar idare etmez. Yanlışlıkla bir şeyler aldım. Saat 53. Ha, kapı açık ya da kapalı fark etmeden artı 3 bonus. Okey. Bu 61 bu arada. Tutluk yapabilir. Çok da güvenmemek lazım. Temizlemek de istemiyorum. Ağır olduğu için bunu taşıyacağım ben çünkü. Bu daha çok hoşuma gitti. 1,5 kilo daha hafif yani. Başım yok, çok güzel. İki balık stokladık. Karın tokluğuna balıkçılık yapıyoruz. Silah askısı belki şu özel madenden çıkar. Gireceğimiz maden var ya. Özel loot veren maden. Belki oradan çıkar, bilmiyorum. Kuzey Şege sonra gideceğiz diyeceğim ama. Hiç geleceğe de benzemiyor. 3 saat. Daha da netim silah desenin olarak tek menzili daha fazla hasar. Hepsinde aynı. O zaman sadece bu kabzalarda fark ediyor. Dayanıklılıkta fark ediyor. Hasar hepsinde aynı. 3'te 3. Çok güzel, çok güzel. Böyle bitki çay içerekten. Dört saat uyuyalım. Bir saat daha uyuyalım. Prime ile nasıl abonuyoruz? Ünden Prime yazaraktan Amazon'un sitesinden Prime aboneliğini alıyorsun. 7.90'a hem Prime üyesi olmuş oluyorsun, hem Prime dizileri izlemiş oluyorsun, hem de bir yayıncıya ücretsiz bir şekilde abone olmuş oluyorsun. Şurada bir kurt var. İki tane var. Evet, geliyor hatta buraya doğru şimdi. Bu kötüydü. Oha oha oha. Bu yeni tüfek. Nişangahı fena değil aslında ama. Ben diğerine alışmışım şu anda. Garip geldi. Ya da çok karanlık, o yüzden yanlış çıkıyorum. Onu da aldık değil mi yerden? Saat daha alıyorum.
Bilmiyorum daha büyük gemi kayıp mı gelecek, hiç fikrim yok. Sıcaklık nasıl düşüyor bakın hızlıca. Donacağız galiba az sonra. Sıcak mısın sen? Değilsin. Ne var ya? 3 tane pişmemiş balık. 2 tane pişmiş. Biri 1200 kadarı, biri 1300 kadarı. İyi tamam, 2500 kadarı temiz var orada. Şimdi. Zaten mermi yapmaya gideceğiz. Oha kurt bir garip dedi. Bu mesafeden alıyormuş düzgün vurursan. Bunun nişangahı daha iyi aslında bakın. Bu ince ya biraz daha iyi hissettiriyor gibi ama ben mi alışamadım bilmiyorum. Şuna bakalım bir de. Bu baya kötü. Bunun. Evet bunun baya kötü. Diğeri çok daha iyi hissettiriyor. Barbun tüfeği çok daha iyi hissettiriyor. Evet. Ama 1,5 kilo daha ağır. Yani kılıf bulursan aslında kullanılabilir. Bu daha iyi çünkü. Prime'a üyesin. O zaman ne bileyim abi şey yapacaksın. Twitch hesabına Amazon hesabını entegre edeceksin. Ayarlardan entegrasyon yapacaksın. İnternet yazsan bile çıkıyor çok kolay. Zor değil. Bir saat yürüsem herhalde üşümem ya. Noskop vururuz. Hafiflik önemli değil. Ha, hafiflik daha önemli diyorsun. Kılıflar sadece bank kırılar. Belli olmaz ya. Belki kılıflar. Ansızın. Unsal Duman geldi hem de Prime ile 2 aydır bizimle. Ünsal hoş geldin. Çok teşekkür ederim Prime'ım ikinci yayın için. Üşümem. Bir saat daha uyuyor. Şu sahil şeyine bakacağız. Gemilere bakacağız. Yine mi fırtına ya? Yeter artık. İki tüfek geziyorum bak. Lükse bak. Üç kilo ve %2 kondisyon götürüyor. Cartridge Rifle 4 kilo ve diğer tüfekleri gözü üstü daha uzun menzil. Aa menzili fazla. Barbun tüfeği de 4,5 kilo ve 0,33 kondisyon götürüyor. Nişangah daha iyi bir de. Hunting Rifle 4 kilo ve 1,33 kondisyon götürüyor. Dümdüz tüfek. Güzel bilgiler. Bizim bulamadığımız Praetorian olan değil mi? Onu bulamadık. Hunting Rifle zaten o basic verilen en basit tüfek. Ne bileyim abi geldi hem de Prime ile 2 aydır bizimle. Ablamız hem de Prime ile dediyse olmuştur. Olmuş. Hayırlı olsun. Ünlem tüfek yapalım. Şiir gibi yazmış. Yazalım valla. Ünlem tüfekler ya da ünlem tüfek yazarsan. Ama yayın başlığı komutuna ekleme. Sonra atarız onu ünlem tüfeği. Doğruluğunu bir de sen de teyit et. Japonik. İhtimal fandomdan gelme bir bilgi. Buraya bakmıştık zaten. Şimdi sahil loot'u yenilenmiş olabilir. Şimdi geriye dönerekten tekrardan bakacağız. İki tüfekle geziyorum. Lükse bak. Yani gerçekten Kanada görse şey yapacak. Ekstra vergi alır benden. Şu barbun tüfeğiyle gezelim olmadı biraz. Fark edilmiş tarafına. Ama diğer tüfeğimizi de şeye koyalım, balık çukur koyalım, dönüşte alırız. Biraz da bunu kullanıp karar veririz hangisi daha iyi, hangisi daha kötü. Neyse olsa en uygun base. Yani. Güzel olur buradan base.
Ama yine fırtına çıkacak ya. Kaç gündür fırtına, yeter artık. Yakacak sorun değil ya aslında. Kocaman maden var yukarıda. Kıyıya vurmuş balık, tekne, bir şey yok burada hala. Oo, kurtlar nasıl basıyor? Efsane. Kurt çıkarması. O yemedi. Bak buradan şuraya menzil var. Çok iyi. Çok çok iyi. Güzel. Hoşuma gitti. Haber aldım, gidiyorum. Umut'tan devam ederim. Teşekkür ederim, ne bileyim abi. Kıyıya vurmuş balina lazım. Valla bu kayık her zaman vardı. Bu kıyıya vurmuş olamaz. Yine fırtına geliyor. Abi çok kötü havalar ya. Mermi yapacağız, merak etmeyin. Mermi yapacağız. Boş kovanları biriktiriyorum. Sülfür tozlarım, ot kurutucularım. Hepsini topluyorum. Hiç merak etmeyin. Valla istediğin kadar üstün, eksi 35 derece. Benim normalde sıcaklık konusum 25 derece. Soğuk hissetmemem lazım ama çok fazla rüzgarla birlikte soğuk geldiği için götümüz donuyor. Artık kötü havalar başlıyor yavaş yavaş. kilo fazla olmuş. 5-10 olsa neyse. Aküyü topluyorsun direkt. Bu dertten kurtuluyorsun. 1,5 kiloya düşüyor. 35 İbrahim 96 geldi. Hem de Prime ile 4 aydır bizimle. İbrahim hoş geldin. Çok teşekkür ederim Prime'ın için. Şuraya bakmamıştık. Yok. Aynen öyle. Bir de hava soğukluk açısından en zor şartlarda ya. İyice biraz boku çıkabilir bu fırtınaların. Çok fırtına görebiliriz yani önümüzdeki dönemde. Nasıl titriyor? Birazcık yakacak alalım. Çıkanlardan. Belli ki gece soğuk olacak. Kömürümüz de bir yere kadar yetiyor. Balıkçı kulübesinden çıktı yeni tüfek. Tamir için biraz kumaş da alayım. Ayı tulumu yapamıyoruz ya. Garip yapmak yasak. Anca çıkarsa belki. Çıkarsa kullanırız. Bir yerde bulursak şansımıza. Hazırdan yiyoruz şu anda. Hazır yakacaklardan.
Deri çok fazla var üzerinde ya. Hiç ihtiyacım yok deriye. Altı tane. Az bile aslında. Bu kadar toplamaya. Şunlardan illenmezsin herhalde ya. 20 lira yemeyeyim de 40'lardan bir şey olur mu? Şundan kesin olur da. Dışarıda para toplarken ölmüştüm. Çok yapılası bir hata o. Niye dondu lan? Takılıyor. Kapat şu kapıyı, kapat. Heh, en azından şöyle fırtına sesi birazcık azalıyor, o bile hoşuma gidiyor. Şimdi öncelikle bitki çayı çok fazla vardı yanımda. Şu çikolanı bırak. Şu çikolanı bırak. 95'lik kahveyi bırak. O takımları ağırlık yapmıyor, kalsın üzerinde. Kovanlar 16 tane birikmiş. Sülfür tozu vardı galiba üzerinde bir de. Ben bıraktım mı oraya? Bırakmamışım. Ha, şuradan. Gördüğün gibi deri fazlasıyla var. Sule KP geldi hem de Prime ile 3 aydır bizimle. Hoş İyi geldin. yayınlar gülümseyen surat. Çok sağ ol Prime'ın 3. ayın için. Çok güzel bir yer. Bir kere olsa gitmesi lazım insanı. Ben gittim. Ceydet. Güzel yer. İnsan çok etkileniyor. Katılıyorum. Şimdi şöyle yapalım bir de. Şu yeni tüfeğimizi onu kullanacağız deyip biz bunu mermilerini bir boşaltalım. Bunu şimdilik buraya bırakayım. Yüksek ihtimal bunu devam edeceğim ben ama şu barbun tüfeğiyle biraz gezmek istiyorum. Bunu fulllebi. Diğerlerini sonra yeriz. Bunlar riskli. Daha burada kokan bir kılığımız varmış. Yem olarak. Şimdi üşümüyoruz. Boşuna ateş yakmayalım. Üşümüyorken biraz balık tutalım. Gece ateş yakalım. Uyumak için. Gıda zehirlenmesi o açıklamalara çok güvenme. Yedi saatte 3. Hadi bakayım. 4. Hadi ya 5. Hiç büyük balık yenmedi. Kuzey ışığı geldi. 6. 6 etti değil mi? Bu levrek nereden gelmiş acaba? Levrek burada tutulmuyor ki. İlginç. Şu riskli olanları yiyelim şimdi. Hasta yapmaz bunlar bizi ya. Peki şu şundan şüpheleniyorum. Çok olası duruyor. Hadi sen de yapma da. Güzel. 30 kadarında kalsın artık.
7 saat balık tuttuk. 3 saat daha tut. Mağaraya gideriz ya. Sinem koptu. Şanssızlık. Sahil otunları aldım da ne alaka değil mi? Onu demek istiyorum. Hani burada çıkmıyor ya. Aslında onu demek istedim. Galiba suyu daha sıkıntım var. Şöyle yapalım. 1 saat su, 1 saat balık. Hadi son balığı. Yine mi sinek koptu? Yok yok. Bu bayağı şanssızlık oldu. Normalde bu kadar mı sinek kopmuyordu? 7 saat balık tuttum, benim bir sinek kopmadı ya. Bu kadar ilginç. Balık yok değil mi üzerimde? Küçük kalsın ya. Tamam, bir şey yapalım. Güzel bir dinlenelim. Sekiz saat. Kemik. Yine fırtına. Neyse, yakacağımız da var. Balıkçılığa devam edeceğiz ama biz bu fırtınayla biraz zor oynarız artık. Birazcık uğraştıracak bizi ama fırtına da boş verelim. Şu güzel iç manzarada bu bölümümüze son verelim. 6. bölümün sonu oldu. YouTube çok teşekkürler. Sizlere de canlı yayına bekleriz. Tekrardan atılmam gerekirse üst bardaki bağış barına destek yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmında oyun formu ve Bino Game'den destek olabilirsiniz. Direkt olarak buraya etki ediyor. Ama oradan yok derseniz halihazırda teşekkürler kısmı var YouTube'da. Oradan da destek olabilirsiniz istediğiniz yerden. Çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmek de bir destektir. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay.